Orta Doğu'yu yeniden kan gölüne çeviren savaşta 6. gün geride kalıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sürüyor. Hamas da füzelerle karşılık veriyor. İki tarafta da can kaybı inanılmaz biçimde arttı. Son açıklamalara göre 1417 Filistinli, 1300'de İsrailli öldü. Dahası çatışmalar yayılma eğilimi gösteriyor. Suriye'nin başkenti Şam'la Halep'in de vurulduğu belirtiliyor. Silahların susması, barışın sağlanması için bir an önce uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor. Türkiye bu konuda üzerine düşen görevi yapmaya hazır. Son olarak Almanya Başbakanı ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başta esir takası, barış için girişimleri olduğu belirtiliyor. Bölgemizi içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak arabuluculuk ve adaletli hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. İsrail-Hamas gerilimiyle Orta Doğu diken üstünde. Savaşın yayılma olasılığı kaygıları artırdı. Türkiye arabuluculuk için harekete geçti. Şam'ın ve Halep'in bombalandığına dair bir takım haberler geliyor. Bütün bunlar tabii tehlikeli gelişmelerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız olayın olduğu andan itibaren yoğun bir diplomasi çabası içerisinde barış odaklı, şiddetin sona ermesine odaklı açıklamalar sadece Cumhurbaşkanımızdan gelmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi, tarafları sağduyuya davet etti. Bölge ülkelerinin liderleri başta olmak üzere pek çok muhatabıyla üst üste telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Sayın Abbas ve Sayın Herzog'a aklı selimle, devlet aklıyla suhuletle hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu. Dün akşam Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü Cumhurbaşkanı. Ardından Ürdün Kralı ve Cezayir Devlet Başkanı ile. Diplomasi trafiğini hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la temas kurdu. Ne Gazze'de, ne İsrail'de, ne Suriye'de, ne Ukrayna'da artık çocuklar, siviller, masum insanlar ölmesin. Daha fazla kan akmasın istiyoruz. Türkiye sivil rehineler için de devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen ilgili kurumlar Hamas yetkilileriyle ilk teması kurdu. Esir sayıları ve takasla ilgili herhangi bir çerçeve ise henüz netleşmiş değil. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce İsrail'in esir takası konusundaki taleplerine olumlu yanıt verdiğini söyledi. Daha önce de İsrail tarafı başka olaylar vesilesiyle bunu talep ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız istihbarat teşkilatımıza ve diğer yetkililere talimatlar vererek gerekenin yapılması konusunu gündemine almıştır. Esir takası meselesinde de üzerimize düşeceğimizi Cumhurbaşkanımız ifade ettiği andan itibaren kurumlarımız bunu talimat olarak almışlardır ve hazırlıklarını yapmışlardır. Ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail ziyaretinde söylediği sözler. Yarın da Abbas'la görüşecek, Mahmut Abbas'la görüşecek. Şimdi siz burada bu iki görüşmeyi de Amerika Dışişleri Bakanı olarak yaparsınız. Masumların ve sivillerin hayatları nasıl korunacak diye yaklaşırsınız. Ama oraya da gidip ben aynı zamanda burada sadece Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak değil, aynı zamanda bir Yahudi olarak bulunuyorum dediğinizde, dini aidiyetler bu işin içine katılıp buradan da bir tarafgirlik üretildiğinde o zaman dünyayı orta çağa götürürsünüz.